Herkese merhabalar. Yeniden hoş geldiniz. Bugün de yine yoğun bir Fenerbahçe gündemi. Sizin sorularınız özellikle çok fazla takım içerisindeki oyuncularla alakalı sorunuz var. O sorularla başlayıp sonrasında güncel transfer haberlerine dair bilgilerimi paylaşmak üzere karşınızdayım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki abone olursanız beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Bir arkadaşımız kanalla ilgili şunu sormuş, demiş ki katıl butonunu niye aktif etmiyorsun? Katıl butonu aktif. Eğer üye olup, katıla üye olup destek olmak isteyen olursa biz de çok mutlu oluruz. Katıl butonumuz özel ayrıcalıklarıyla aktiftir. Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve takım içerisinden önce sorular çok fazla. Oyuncunun durumu hakkında bilgi istiyorsunuz. En başta şununla başlayayım. Bu elde edilen bonservis gelirleri biliyorsunuz 6,5 milyon euro Bruma, 4,5 milyon euro Berisha ve 20 milyon euro şu anda net olan kısmı 20 milyon euro Arda Güler. Toplamda 31 milyon euroluk bir satış gerçekleştirdi Fenerbahçe şu ana kadar transfer dönemi açıldığından bu yana. Bu 31 milyon euronun ne kadarı Bankalar Birliği'ne gidiyor denildi. Bunu İsmail Hoca'nın basın toplantısında Ali Koç'a da soruldu. Yaklaşık yarısı dedi. Yani 30 desek 15 milyon euro, 15,5 milyon euro civarında Bankalar Birliği'ne gidiyor. Geri kalan yarısı bonservis olarak Fenerbahçe'nin kasasına giriyor. Genç oyuncular İshak Vural'ın durumunu sormuşlar. İshak Vural ne alemde? İshak Vural İsveç'te. Fenerbahçe Hammarby kulübüne gönderdi ve ilk satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de oyuncunun. Şu anda Fenerbahçe'ye geri dönmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Jadon Osterwolde'nin geleceği ne olacak demişsiniz. Jadon Osterwolde Fenerbahçe'ye 6 ay önce katılan bir oyuncu. Ve o dönemde üst üste önce Covid sonrasında aşil tendonu sakatlığı yaşadı. Çok fazla süre bulamadı ve süre bulamadığı için de durumu hakkında bir bizim dışarıdan söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. İsmail Hoca'nın takımda tutmak istediği bir oyuncu. Devam edeceğini söyleyebiliriz. Bora Aydınlık genç oyunculardan kanat oyuncusu, kanat rotasyonunda yer alan bir oyuncu. Onunla alakalı merak ettikleriniz var. Bora Aydınlık benim de çok beğendiğim ve A takım rotasyonuna dahil edilebilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda A takımla antrenmanlara çıkıyor tabii ki yine teknik direktör kararı. Daha çok yeni olduğu için antrenmanlar çok da bir fikrim yok açıkçası. Arkadaşlar bir fikrim olmadığı için size böyle uçuyor kaçıyor falan diyemem. O yalanları söylememize gerek yok. Osterwolde'yi söyledik. Emre Demir yine aynı şekilde yine rotasyonda kendine yer bulmaya çalışan Türk oyunculardan bir tanesi. O da aynı şekilde Samandıra'da A takımla çalışmalarını sürdürüyor. Onun biliyorsunuz geçmişte bir Barcelona denemesi var Kayseri Spor'dan çok genç yaşta. Ancak orada aradığını bulamayıp bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı. Ve şu an itibariyle de Fenerbahçe kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor. Yine onun da kararını İsmail Hoca verecek. Geniş bir orta saha rotasyonu var zaten. Yani içinden gidecekler olabilir ama geniş bir orta saha rotasyonu var. Alınacak oyuncular var. Emre Demir'e yer kalır mı bilmiyorum ama Türk pasaportu olması dolayısıyla, genç oyuncu olması dolayısıyla ve potansiyelli gelecek vaat eden bir oyuncu olması dolayısıyla umuyorum o performansı gösterir ve A takımda kalır diyorum. Bora'yı söyledik. Emre Mor yine çok soru sormuşlar. Burun ameliyatı oldu. O burun ameliyatının ardından 1-2 gün zaten geç gelmişti. Korumayla antrenmanlara çıkıyor. Dün Edin Dzeko'nun paylaşımından görmüşsünüzdür. Korumayla antrenmanlara çıkıyor. İsmail Hoca'nın Emre Mor'a bakış açısı çok merak ediliyor. Emre Mor hani gelecek yıl süresi artar mı? İlk 11 oyuncusu olur mu? Bir kanat transferi yapılacak işte. Zaha veya bir başkası. Dün Zaha dedim, hani böyle doğaçlama Zaha dedim, Zaha gelmiş gibi algılanmış yorumlarda hep onu okudum. Tabii ki daha resmi bir şey yok ama inşallah Fenerbahçe'nin iyi süreçte götürdüğü bir transfer olduğunu söyleyebilirim Zaha transferinin. Sürecin iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani Zaha'nın var olduğu veya Zaha değilse de başka bir oyuncu gelecek. Zaha'nın var olduğu, Rankent'in var olduğu kanat rotasyonunda Emre Mor da yer alacak. İnşallah oraya bir Bora Aydınlık da atabilir İsmail Hoca. Yani Bora'yı da o kanat rotasyonuna dahil ederek bir genç oyuncu için de bir fırsat oluşturma şansı olur. Emre Mor geçen yıldan daha fazla süre alır mı? Yani
sistem değişecek bir kere. Fenerbahçe 4-2-4 ya da 4-4-2 diyebileceğimiz bir düzenle tamamlamıştı sezonu. Emre Mor orada biraz daha fazla savunmaya gelmek zorunda kalıyordu. Bu kez biraz daha hani 4-3-3 ya da 4-2-3-1'in sağında oynarsa biraz daha savunma boyutunda işin rahatlamış olacak. Orada yeteneklerini daha fazla gösterebilir. Ben Emre Mor'un yine süre alacağını, direkt 11 oyuncusu olmasa da rotasyonda önemli bir parça olacağını düşünüyorum. Genç yabancı konusu, Jo Jin-ho özelinde dün söylediğim şey, birkaç yorum gelmiş. Onunla ilgili şunu söyleyeyim. Geçen sezon bu kural vardı arkadaşlar. 21 yaş altı 3 tane yabancı oyuncuyu kadroya yazabiliyordunuz. Ancak şu an itibariyle bu kural kalktı. Fakat dün bir daha sordum. Süper Lig statüsü açıklanınca bunun net yanıtını verebiliriz. Çünkü Süper Lig statüsünde böyle bir durum yine gerçekleşebilir deniyor. Yani yine 21 yaş altı oyuncuların 3 tanesinin yabancı olarak sayılmaması durumu. Yine sahada 8 yabancı olacak. Yani geçen yıl nasıl Osterwold'e kadroya yazabiliyordunuz, yabancı sayılmıyordu. Ama 8 yabancıdan biri olduğu zaman sahada yabancı sayılıyordu. Hani sahaya çıkarken o 8'den biri olarak sayılacak ama kadroda 14'ten biri olarak sayılmayacak diye özetleyeyim, anlatayım. Türk rotasyonunu yeterli buluyor musunuz deniyor. Şimdi Arda ayrıldığı için bu konuda çok fazla soru var. Yani Fenerbahçe'nin Türk rotasyonu iyi. Yani bugün Ferdi Kadıoğlu gibi, Serdar Aziz, Samet Akaydın, bunlar sonuçta tamam performans olarak Samet'i ben de eleştirdim ama amili takıma seçildi son dönemde. Orta sahaya baktığında Mert Hakan, İrfan Can gibi iki tane değerli, Türkiye Ligi için değerli oyuncu var. Emre Mor'u siz biliyorsunuz, zaten anlatmama gerek yok. Serdar Dursun, Umut Nayır geliyor. Mert Müldür ihtimali yüksek. Bütün bunları düşündüğümüzde, İsmail Yüksek en çok unuttuğum, bak sürekli onun ismini unutuyorum. Ki İsmail Yüksek bu yıl belki de planlı İsmail Hoca, İsmail Yüksek üzerine kuracak 6 numara pozisyonunda. Daha fazla süre verecek. Ben daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Tek tek baktığımızda gayet iyi bir Türk rotasyonu var. Fenerbahçe'nin problemi hep geçen yıl söyledim. Yabancı kalitesi. Yabancı kalitesini arttırması lazım. İşte Gustavo Henike'lerden, Arao'lardan kurtulup değerli bir yabancı rotasyonuna kavuşması lazım. Ve bunun da sağlanması için görüşmeler devam ediyor. Türk rotasyonunu ardından gelen bir başka sık gelen soru da Konferans Ligi'nde bir hedef var mı? Konferans Ligi Fenerbahçe için aslında hedef olabilecek bir lig. Yalnız şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilk hedefi Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Konferans Ligi'nde zaman zaman rotasyon yapılan kadrolar görebiliriz. Bu kötü bir şey değil. Bu hedefsizlik değil. Fenerbahçe'nin yıllardır süren şampiyonluk hasreti. Dolayısıyla önceliğini Süper Lig'e koyması da normal olarak düşünüyorum. Sizden gelen sorular, bir daha tekrar bakıyorum üstten. Bu kadar. Arda Güler artık Real Madrid'in resmi olarak futbolcusu oldu. Formayı giydi, topu sektirdi. Artık iş bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Çok duygusal anlar yaşandı. Annesinin gözyaşları hakikaten benim de böyle çok duygulandığım bir andı. Yiğit kardeşimizin, Yiğit Efe'nin gözyaşları izlerken televizyonda müthiş. İnşallah daha çok gururlandırır bizi Arda oralarda. Real Madrid formasıyla Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi güzel bir şekilde temsil eder. Arda'nın bonuslarıyla alakalı dün söyledim, tekrar söyleyeyim. Bonuslar arkadaşlar böyle çok kazanılması zor bonuslar değil. Arda'nın maç sayısına göre 2'şer milyon euroya bölünmüş 5 parça halinde. O maç sayısını tutturduğu anda 6 yıl içerisinde Fenerbahçe ödenecek bonuslar. Ben Arda'nın o bonusları Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde kazandıracağını düşünüyorum. Real Madrid'de oynadıkça Fenerbahçe'de para kazanacak inşallah. Arda'yla alakalı artık çok fazla konuşulacak bir şey de kaldığını sanmıyorum. Pazartesi günden itibaren antrenmanlarına başlıyor ve bununla birlikte onun için yeni bir hayatta başlıyor Madrid'de. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nu dün söyledim. Bugün teyit de geldi. Bir teklif yok ve Ferdi Kadıoğlu'nun direkt cümlesi olarak ifade edeyim. Bu sene hani yönetimimize bir teklif gelmezse, kulübümüze çok cazip bir teklif gelmezse ben bu sene Fenerbahçe'deyim diyor. Ferdi Kadıoğlu'nu böyle bir güncelleme yapalım. Za konusunu az önce de ifade ettim. Şu anda yeni bir gelişme yok. Kararı bekleniyor. Olumlu gibi gözüküyor gidişat ama birkaç gün daha beklemek durumundayız sanırım.
yeni bir gelişme olmadığı ifade ediliyor Zaha konusunda. Ama yani siz de bana her gün sorduğunuz için ben de her gün bir Zaha ile alakalı bir güncelleme ihtiyacı hissediyorum. O yüzden bu konuyu kısaca geçmek durumundayım. Mishy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde dün akşam saatlerinde haberler çıktı. Bugün itibariyle şunu ifade edeyim. Batshuayi cephesinden gelen bilgi şu. Yani takımdaki rolüyle alakalı biraz karar verme aşamasında. Yani Edin Dzeko'nun yedeği mi? Edin Dzeko'nun yardımcısı mı? Edin Dzeko'nun yanında mı? Ya da maç sayısı Edin Dzeko ile birbirine yakın mı olacak? Bu noktalarda İsmail Hoca ile yapacağı görüşme sonrasında Batshuayi'nin geleceği hakkında net ifadeler kullanılabilmesi mümkün deniliyor. Şu anda bir ayrılık durumu söz konusu değil. Zaten Batshuayi her daim piyasası olan, genç yıllarından bu yana, 20'li yaşlarından bu yana her daim piyasası olan, uluslararası seviyede her zaman teklifler alan bir oyuncu. Fenerbahçe'deyken de özellikle geçen sezon sakatlığına rağmen yakaladığı gol sayısı çok iyi ve bu gol sayısıyla da teklif gelmesi doğal. Hele ki Suudi Arabistan'daki piyasanın böyle olduğu bir ortamda işte 7,5 milyon euro deniyor. 7,5 milyon euroluk bir teklifin gelmiş olması son derece doğal ki bence az bile. Daha bile yüksek olabilir ilerleyen dönemlerde bu teklifler. Bir karar aşamasında diyebiliriz ya da kararını gözden geçirecek diyebiliriz ama İsmail Hoca ile yapacağı bir görüşme sonrasında artık bunları belirleyecek ve bir ayrılık ihtimali de güncel olabilir. Ama dediğim gibi şu anda ben daha önce yaklaşık bir ay önce Batshuayi cephesiyle konuştuğumda şu ifadeleri duymuştum. Fenerbahçe'de çok mutlu, İstanbul'da çok mutlu. Hayatında verdiği en doğru kararlardan biri olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'ye gelmenin ve bu yüzden ayrılması çok zor deniyor. Yani Batshuayi'nin burada mutlu olduğu ifade ediliyor ama dediğim gibi Edin Dzeko'nun gelmesi dolayısıyla Batshuayi süresi azalacağı için ayrılmak isteyebilir. Bu da bir ihtimaldir. Ama şu anda böyle bir durum yok. Sadece bir görüşme. O görüşmenin sonrasında da bir karar aşaması olabilir. Belki farklı bir karar verebilir kendi geleceğiyle alakalı. Durum bundan ibaret. Ha Batshuayi ayrılırsa bir santrfor transferi olur mu? Muhtemelen olur. Yani çünkü João Pedro ve Joshua King'in Edin Dzeko'yu çok yedekleyebileceği düşünmüyor. Yani İsmail Kartal'ın isteyeceği tarzda oyuncular olmadığı santrfor bölgesi için söyleniyor ve bu yüzden oraya bir yabancı oyuncu takviyesi de yapılma ihtimali var. Tabii ki Batshuayi'nin öncelikle kararı burada belirleyici olacak. Szymański zannediyorum doğru telaffuz ettim. Dün yanlış telaffuz etmiştim. Şimdi dün ifade şunu söyledim. Kiralık yani bu biraz Feyenoord'la yaptığı görüşmelerin ışığında söylediğim bir şeydi ama bugün çok güvendiğim kaynaklardan edindiğim bir bilgi bu. Bugün edindim bu bilgiyi. O yüzden dünkü video ile bugünkü video arasında neden fark var demeyin. Dün edindiğim bilgi bu. Edindiğim bilgiyi aktarayım. Düzeltiyorum. Bugün edindiğim bilgi bu. Edindiğim bilgiyi aktarayım. Szymański konusunda bonservisinin alınması için Fenerbahçe pazarlık yapıyor. Ve pazarlık konusunda da önemli aşama kaydedilmiş durumda. Transferin son aşamada olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin Polonyalı bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan, geçen sezon Feyenoord kulübünde kiralık olan orta saha oyuncusu için Sebastian Szymański için transferde çok çok önemli mesafe kat ettiğini ifade edeyim. Ve oyuncunun Fenerbahçe'ye katılma ihtimali son derece yüksek arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olayım. Dünkü ifadem şuydu. Onu da düzeltiyorum burada. Dünkü ifadem şuydu. Kiralık olursa olur. Yoksa çok pahalı bir oyuncu. Ama Rusya'nın ben onu hesap edemedim. Yani bana söyleyen öyle söylediği için ben burada size öyle aktardım. Ben onu hesap edemedim. Rusya'nın Avrupa'nın birçok ülkesine hani ticaret yapamadığı için savaş dolayısıyla bir iletişimi olmuyor. Ve bu yüzden de Türk Ligi'nin, Türkiye takımlarının bu anlamda avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'dan transfer yapma konusunda. Szymański'de de böyle bir avantaj var. Ve Fenerbahçe bu avantajı
oyuncuyu kadrosuna katarak değerlendirmek istiyor. Dediğim gibi çok yüksek ihtimal transferin gerçekleşmesi. Szymański ile alakalı şu bilgileri verelim. Sol ayaklı. Tipik bir 10 numaradan daha çok biraz daha mücadele gücü yüksek, ön alan baskısına katkı verebilen daha tempolu bir oyuncu. Özellikle hatırlarsanız Mihály Zajc da geldiğinde bir forvet arkası oyuncusu olarak tanımlanıyordu Fenerbahçe'de. Ama şu anda bir 8.5 numaraya dönüşmüş durumda. Yani 10 da değil 8 de değil. İkisinin arasında bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Szymański ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Bence yine Fenerbahçe'de o Mihály Zajc'ın aldığı görev gibi bir görev alabilir. Yani hem işin savunma boyutunda çok güçlü olmasa da var olabilen hem de hücum anlamında Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilen bir oyuncu özelliği taşıyabilir. Bir, dar alanda kolay adam eksiltebilen, top taşıma özelliği olan patlayıcı gücü. Orta alanda bu çok önemli. Topu aldığı an hızlı bir şekilde takım atağa kaldırabilen özelliklere sahip. Uzaktan şut yeteneği hiç fena değil ki zaten izleyenler uzaktan gollerini görmüşlerdir. Sol ayağıyla yaptığı vuruşlar çok etkili. Sağ ayağı o kadar güçlü değil. Ama sağ ayağıyla da işte böyle kritik paslar atabilecek kalitede kullanabildiğini söyleyebilirim sağ ayağını. Bunun ötesinde İsmail Hoca'nın istediği, özellikle sol ayaklı olması dolayısıyla istediği bir oyuncu olduğunu ifade edeyim, bir sol ayaklı orta saha oyuncusu istiyor. Şu soru gelebilir sizden, onu da yanıtlamış olayım. Soru hani Mihály Zajc'la aynı oyuncu, benzer oyuncu, benzer bölgenin oyuncusu. İkisi birlikte mi yoksa Mihály Zajc'ı almayacak mı Fenerbahçe gibi bir durum olabilir. Mihály Zajc'la görüşmeler bu transferden bağımsız olarak devam ediyor. Yani Szymański gelse dahi Mihály Zajc Fenerbahçe kadrosuna katılabilir, yeniden katılabilir. Szymański-Zajc ikilisi mesela birlikte kullanılabilir. Arkalarında bir 6 numara işte Crespo veya İsmail Yüksek veya başka bir transferle kullanılabilir. Dediğim gibi Szymański transferiyle Mihály Zajc transferi birbirinden bu görüşmeler bağımsız olarak ilerliyor. Bugün güzel gittim. Bugün çok uzatmadım. Hızlıca, tempolu bir şekilde gerekenleri söylediğimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz ve tabii ki bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.